Türkiye'nin en verimli ve kaliteli bağlarının bulunduğu kentler arasında gösterilen Tekirdağ'da toplanan üzümler, 4 mevsim tüketilmek üzere sıkılıp suyu alınarak şıra haline dönüştürülüyor. Üreticiler yıl boyunca yetiştirdikleri üzümlerini toplamak için sabahın ilk saatlerinden itibaren bağlarının yolunu tutuyor. 11 ay boyunca özenle bakılan bağlardaki üzümler yine itinayla hasat ediliyor. Tekirdağ'da 35 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapan bağcılar, hasadın ardından işlemek için ayırdıkları üzümleri pekmez, bulama ve üzüm suyu haline getiriyor. Üzüm suyu esas olarak üzüm suyu tesisimizde, üzüm suyu üretimimiz de var. Hatta pekmezden daha fazla miktarda üzüm suyu üretiyoruz. Tabii pekmezde üretim aşamaları biraz farklı. Üzüm suyunu bozulmaması için korumamız gerekiyor. Bunun için bir takım pastörizasyon işlemleri uyguluyoruz. İlk olarak yine gelen üzümlerimizi saplarından ayırıyoruz, yıkıyoruz güzelce. Sonra manşe kazanı dediğimiz ilk mikroorganizmalarından arındırdığımız ve şırasına üzümün kabuğundaki renklerinin geçmesini sağladığımız bir manşe kazanımız var. Buna alınıyor üzümlerimiz. Bağlardan toplandıktan sonra traktörlerle Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü üzüm işleme tesislerine getirilen üzümler sap ayırma, parçalama gibi aşamaların ardından sıkılıyor. Özel çeşitlerin işlendiği tesiste tamamen doğal olarak üretilen üzüm suyu son aşamada şişelenerek tüketicilere sunulmak üzere hazır hale getiriliyor. Presleme işlemine tabi tutuyoruz. Böylece üzüm posasıyla şırasını ayırmış oluyoruz. Elde ettiğimiz şırayı durutma maddeleri konulması için ve detartarizasyon için detartarizasyon kazanımız var. Buraya alıyoruz. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gıda Teknolojileri Bölümü, Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin, 10 yıl önce üzüm suyu yapma çalışmalarına başladıklarını, enstitüde en kaliteli olan üzümleri belirleyerek işlediklerini söyledi. Şişelemek için ilk olarak yine pastörize ediyoruz. Ürünümüzü korumak adına herhangi bir bozulma olmaması için. Pastörize ettiğimiz ürünü şişelemek için kazana alıyoruz. Şişelenmiş ürünümüzü biz burada açık kazanlı şişeleme yaptığımız için en son olarak tekrar bir açık şişeledikten sonra açık kazanda bir 80-85 derecede bir yarım saat son bir pastörizasyon yapıyoruz ve içilmeye hazır bir üzüm suyu elde etmiş oluyoruz. Seçkin, üretim yapmak isteyen çiftçilere de proje konusunda yardımcı olduklarını aktararak tesislerde yıllık ortalama 20 ila 30 ton civarında üzüm suyu ürettiklerini dile getirdi. Ürünlerinde herhangi bir katkı maddesi bulunmadığını vurgulayan Seçkin, üzüm suyu özellikle çocuklar için tavsiye edilecek bir üründür. Sağlığa yararlı maddeleri barındırdığı için çok yararlı bir ürün. Bütün tüketicilere tavsiye ederiz, dedi.